Evet sevgili arkadaşlar, bugün de anamın en çok yaptığı çorbalardan bir tane. Tam bir doktor diyebiliriz bu çorbaya. Mercimek hellesi. Boğazı yumuşatmada, ciğerleri ısıtmada kışın en çok yapılan, bizim evde yapılan çorbalardan bir tanesi de budur arkadaşlar. Mercimeğimizi haşlamaya koyuyoruz. Mercimeğimiz haşlansın. Biraz da içine tuz atıyoruz ki rengi biraz mercimeğin suya çıksın. Şöyle. Evet arkadaşlar. Mercimeğimiz haşlansın. Daha sonraki aşamaları da sizlere çekeceğim. Arkadaşlar mercimeğimiz şu anda pişti. Burada da arkadaşlar tavamızda bol soğan ve tereyağı iyice kızdıracağız. Diğer yandan arkadaşlar 4-5 yemek kaşığı unu çırptım. Şimdi tenceremizin içine yavaş yavaş boşaltıyorum şöyle. Arkadaşlar koyuluğunu görmek için bakalım. Bu bizim meşhur hellemiz arkadaşlar. Kış günlerinde oldukça sık yapılan evlerde, hele de gripal enfeksiyonlarda arkadaşlar, boğazı yumuşatmada, öksürüğü azaltmada birebir. Bu hellemiz böyle biraz daha pişecek. Unun kokusu çıkacak arkadaşlar. Sonra soğanımızı iyice pembeleştirip böyle iyice pembeleştireceğiz, kızartacağız. İçine de kırmızı toz biber atacağım. Ben bizim pul biberimiz çok deli acı, yenmez sonra. Pul biberi de atıp içine arkadaşlar tenceremizin içine boşaltacağız. Şimdi bunları ben yapayım. Yağımız da kızsın. Koyuluğuna bakacağız arkadaşlar. Kaynadıkça koyulaşacak. Tavamı dibine kalanınla. Ben bir tenceremin yerini değiştireyim arkadaşlar. Büyük göze soğanları alayım. Küçük göze bunu koyayım. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, yağımızı şöyle kızdırdık iyice. Pembeleştirdik soğanlarımızı. Hemen altını biraz kısalım. Bir kaşık şöyle toz biber atalım. Şöyle bir çevireyim. Altını kapatıp çorbamızın üstüne koyalım. Soğanlar daha kalın dibinde. Elim tek çekim yaptığım için arkadaşlar o soğanları tekrar bunun içine katacağım. Evet arkadaşlar, çorbamız bu. Mis gibi kış aylarında karnı yumuşatır, bağırsakları yumuşatır, boğazı yumuşatır, soğuk algınlığına birebir olan helle çorbamız. Benim anam bunu böyle yapıyordu. Ben de böyle yaptım arkadaşlar. Evet, içmeye hazır. Bizimkileri kaldırayım. Soframıza oturalım, sabah sabah kahvaltımızı yapalım. Ha, ayrıca arkadaşlar şöyle bir geçiş de yapayım bir dakika şöyle. Geçen gün yapmış olduğum ekmeğim arkadaşlar, onun şeyini gösteremedim ben size, lastikli oluşunu. Şöyle dün yapmıştım arkadaşlar bu ekmeğimizi. Şöyle bakın arkadaşlar içinin şeyini.
cevizli üzümlü yaptım bu ekmeği. Bakın arkadaşlar. Hani arkadaşlardan bazıları sormuş, hamur olmadı mı? Nasıl soba? Memnun musun? Evet arkadaşlar. Borulu sobamdan çok memnunum. Bakın. Gördüğünüz gibi ekmeğimizde hamurluk yok arkadaşlar. Pamuk gibi yumuşacık. Sanki kek gibi oldu arkadaşlar. Çayla içilecek gibi. Nereden aldığımı göremeyeyim. Şuradan aldım. Evet arkadaşlar, bunu da göstereyim dedim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok az sayım kaldı şeye, YouTube'a. Lütfen arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Tavsiye edin diğer arkadaşlarınıza da, rica ediyorum. Çorum'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum herkese. Allah'a emanet olun.